Selamlar dostlar, evime hoş geldiniz. Burası benim evim. Size böyle ev turu videosu yaptırım dedim. İşte başlıkta görmüşsünüz. 10 milyon değerinde boğaz manzaralı. Ama burada ben kiracıyım. Kiracı olmamı getirdiği bir üzüntüyle beraber bu videoyu çekiyorum. Çünkü ev satıldı. Ben çıkıyorum. <laughs> Minimal bir hayata geçiş yapacağım. Bu arada evden çıkıyorum ama başka bir yere taşınmıyorum. Onu da özellikle söyleyeyim. Bayağı artık evsiz olacağım. Hadi gelin evi anlatayım size. Burası böyle 4 yıl boyunca benim yurt dışına gidip geldikten sonra yaşadığım evdi. Böyle sahibinden ev ararken tek bir tane filtrem vardı. Diyordum ki işte boğaz manzaralı olsun. Tek onu seçiyordum. Boğaz manzaralı evler buluyordum. Üsküdar'da da böyle bir yer buldum. Direkt vapur iskesinin önünde, metronun dibinde, Marmaray'ın dibinde. İşte şurada otoparkı var. Yemyeşil bir bahçesi var önde. Sonra boğaz geliyor. Panor panoramik bir boğaz şeyi. Kaptan Köşkü diye geçiyor ev zaten. Evde 3000 kira veriyordum ben çıktığım zaman. En son 5 bin lira kadar yükseldi. Ama ben evden çıksam tekrar girsem 20 bin lira falan ister diye tahmin ediyorum. Ki satıldı kendisi oturacakmış herhalde ev sahibimiz. Ev bu arada 50 yıllık falan bir ev. Yani böyle ta depremden öncelerden falan bir ev. Ev benim de olmayınca çok fazla içine bir şey yaptıramadım. Zaten böyle ikinci el eşya toplayarak düzdüğün bir ev. Yani böyle evim olsun böyle mükemmel eşyalar dizin falan gibi materyalist kafayla yaklaşmadım. Gittim şunu Ikea'nın bu indirim kısmı var oradan aldım. Televizyon belki sıfırdır. Şunun hepsi burada kupon gelmişti onunla bin lira aldım falan. Beyaz eşyaların hepsi gittim spotcu'nun abi dedim bana 3 tane beyaz eşya eve getirir misin? 2000 lira hepsini onlar getirmişti falan. Böyle eve Bu evin en güzel özelliği benim için boğaz manzarası tabii ki. Amacım şeydi yani yurt dışından geldikten sonra böyle evde çalışırken bir şeyler yaparken motivasyon yüksek olsun. Burası benim salonum. Böyle burada chilling. İşte Netflix izlediğim, Disney izlediğim, Prime izlediğim. Hiçbir şekilde bu televizyonu kendisinin normal çanak antenden gelen sinyallerden gelen kanalların izlendiği bir televizyon değil. Televizyon izlerken onları izlemiyorum. Bir insan niye kontrol edemediği bir şey izler onu da bilmiyorum. Öyle. Burası böyle chilling. Şurada uzanıyorum böyle hatta şöyle öyle yatıyorum. Genelde yağmur yağarken falan çok güzel oluyor. Kar yağarken çok güzel oluyor. Gün batımı da inanılmaz güzel oluyor. Gün batımı videosu da koyarım buraya zaten. Şuradan batıyor gün. Kışın şuradan batıyor güneş. Neyse burası da böyle benim en sevdiğim alan. Evde takıldığım yer. Evim düzeni bu arada böyle değildi. Ev şimdi taşınıyoruz falan diye bütün eşyalar yer değiştirdi. Birçoğu gitti falan filan. O yüzden böyle size son şeyiyle anlatacağım. Gelin size evi gözlerim. Gözdüreyim. Bu yemek masasıydı. Böyle arkadaşlar gelince burada muhabbet sohbet ettiğimiz keyifli bir şeydi. Şurada şöyle bir baterim var. Baterim genelde hiç çalmayı bilmesem de böyle bir iki tane kurs aldım. Bu işte YouTube'dan izle. YouTube'da bir tane kız vardı. Milyonlarca izlendi videosu. Muhtemelen bunu izleyen, bu videoyu izleyen bir sürü insan o videoyu biliyordur. O kızın yüzünden aldım bu bataryayı. Çok güzel çalıyordu kız. Videosunu da üstte koyarım buraya. Ama ben öğrenemedim. Müzik aletiyle ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. Ama şeydim böyle sırada hani lisedeyken en arka sırada taktarı tuk tuk tak. Hatta yapacağım bunu gel şurada. Şu hareketi yapan. Bu hareketi yapan bir çocuk var ya lisede. O bendim işte. Hani dedim ki belki bataryaya yeteneğim vardır. Burası böyle değildi. Benim böyle yurt dışına getirdiğim objeleri bilmem neleri koyduğum güzel bir vitrindi. Şu anda sadece para eder satılabilir ürünleri koydum buraya. Bu arada evi 3'e ayırdım. Satılacak ürünler, bağışlanacak ürünler ve kendi anılarımı öyle kutulayacağım. Anneme bırakacağım falan filan. Gelin evi anlatayım size. Ev bu arada 2 artı 1 ama 100 metre kara genişliğinde baya büyük bir ev aslında. Böyle bir burada bir mutfağı var. Gel mutfağı gösterelim. Mutfak çok büyük değil ama işte benim yemek yapmaya, kendimce bile bir şey atıştırmaya, spor yaptığım zaman mutfağı. Yap yapmaya falan yetiyor. Bir tane mikrodalgam var. Şöyle bir kahve makinem var. Anda böyle bir oh sıcakmış lan bu. Niye sıcak öyle bu? Çünkü sen çay yaptın. <laughs> öyle bir mutfak burası da. Mutfağa dolap sığmadığı için dolabı şuraya koymuştum. Şurada bir dolabım var böyle. Normalde gittiğim ülkede magnet alan birisi değilim. Ama sonradan düşündüm niye almıyordum daha önce? Çünkü backpack yaptığın zaman yanına aldığın her bir obje ağırlık yapıyor. Dolayısıyla Türkiye gidip geleceğim bir seyahat anlayışını döndürünce git gelirken bir tane magnet alayım dedim. Fiji'den, Norveç'ten, Filipinler'den, Ibiza'dan, bakayım Maldivler'den, Moskova'dan, Grönland'dan, Hindistan'dan, bu ne Avustralya'dan almışım aynen Avustralya. Sydney'e falan Avustralya gitmiştim ama o pandemi zamanı gittiğim için ve orada hiçbir şey çekmediğim için çoğunuz bilmiyorsunuz oradaki maceramı. Bu ne? Bu da Fiji'den. Böyle küçük bir magnetim var. Daha önceden de vardı da onlar nerede hiçbir fikrim yok. Bu masa dediğim gibi içerideydi. Aslında ben öyle motivasyonu yüksek çalışma alanım masayla yapıyordum. Oraya koyuyordum böyle bilgisayarla çalışırken falan gerçekten keyifli oluyordu. Daha verimli çalışmamı sağlıyor. Boğaz manzaralı yerler. Şimdi diyecekler ki lan kimin sağlaması? Doğru ben ben de öyle sağlasın. Öyle bir hayalim vardı. Gerçekleştirdim. Umarım size de nasip olur. Güzel şeyler yaşadım. Bu insan nereye sıyır soruyorsanız. <laughs> o da böyle bir tuvaletim var. Şunu da atalım. Çamaşır yıkansın. Böyle bir banyosu var. Böyle bir... Şey. Neyse burası da böyle bir banyo. İki tane odamız var burada. Gel odaları göstereyim. Ben böyle nurlar içinde yapmayı sevdiğim için bembeyaz. Bütün çarşafım, yastığım her şeyim bembeyaz. Uyku önemli arkadaşlar. İki tane şey önemli. Ne Vücudunuza ne girdi? Uy uykuda onları nasıl sindirir? Neyse bu motivasyon konuşması yapmayacağım. <laughs> Ee, böyle bir şey yatak odası var. Yatak odasının en güzel tarafı bence şuradan böyle sabahları işte bazen meditasyon yaparken ya da uyandığın zaman boğaz manzarasını görüyor olmak. Aslında eve çıktığım zaman şey düşünüyordum. Acaba yatak odasını salon mu yapsam? düşünsen orada bir kalkıyorsun böyle boğaz manzarası. Martlar uçuyor, vapurlar geçiyor falan filan. Sonra düşündüm. 24 saate uyumayacağım. Daha çok vakitte orada geçireceğim yatak odasında vakit geçirmek istemezsin uyku moduyla. O yüzden orası öyle chilling alanı olsun dedim. Şurada şöyle bir oda var. Burası çok dağınık bir oda. Çünkü işte ben yurt dışındayken falan misafirler geliyordu eve arkadaşlarım eşit olsun. Onlar kalsın diye bütün özel eşyalarımı buraya iteledim. O yüzden burası inanılmaz dağınık, Dağlık Karabağ. Burası benim böyle şey bağışlayacağım eşyaları koydum. Yani o kadar hış ve bir sürü şey var ki ama genelde de işe yarar şeyler. insanların para verip alacağı şeyler ama sattığı zaman para etmeyecek her şey burada var. Şunları görmezseniz bunlar böyle kişisel eşyalar ama bunun, şunların içinde bir sürü şey var. Bir sürü şanta var 10 tane falan. Arkadaşlarım eşe dostu kim ihtiyacı varsa vereceğim. Evden bir sürü şey çıkacak bu arada. Böyle bir yatak var. Tahliler geldi zaman içeri atıyorduk şu yatağa. Burada bir sürü özel eşyalarım var. Ama size şunu göstermek istiyorum. Benim ilk YouTube'daki videolarımdan. YouTube o zaman YouTube'da video falan çekmedim. Ana olsun diye kaydettiğim bir şeyler vardı işte. Japonya'da şirik Yoshikawa Go diye bir tane köye gitmiştim. O köyde köylü amcayla tanıştım. Japon bir amca. İşte sabah aldı beni. Beraber bir yere gittik. Kahvaltı yaptık. Sonra kendi baba Yaşlı bir amcanın babaannesi var Japonya'da. Çünkü onlar 100 yaşının üstünde yaşadığı için amcanın, yaşlı amcanın Dede yaşındaki amcanın babaannesinin evinde kaldım. Kalırken işte öyle ona yardım ediyordum. Gönüllü bir şeyler yapmaya çalışıyordum. O da yemek falan veriyordu. Raman veriyordu bana. Sonra bir akşam dedi ki Emre gel dedi senle şeye gidelim. Bir tane benim bir arkadaşım vardı ressam dedi o dünyaca ünlü ressam falan dedi. Allah nasıl bir şeymiş. Atladık arabaya, gecenin bir yarısı böyle patır kütür. Onun bir tane community vardı onunla ressamın evine gittik. Şimdi videoları üstte koyarım zaten çok keyifli zamanlardı benim için. Çünkü inanılmaz Japonya'nın bir köyündesin dünyaca ünlü bir ressamın köyde yaşadığı ki evine gidiyorsun. Ev inanılmaz absürt bir ev zaten videolarını görürsünüz burada. Sonra orada muhabbet ettik sohbet ettik. Bana da böyle kendi portföyünden oluşan bir tane kitap hediye etmişti. İmzaladı zaten şöyle Emre diye. 2016'ymış bu arada. 2016 September. Wow. Kaç yıl oluyor? 6 yıl mı oluyor? 6 yıl önce Jim diye bir tane ressam. Böyle içinde kendi çizdiği şeyler var. Şöyle göstermek. Bu arada sadece mavi tonlar kullanarak genelde kadın nude çiziyor ve Amca 78 yaşında mıydı? Bir amca diyor, bir ressam amca yani. Böyle bir şeydi. Evinde de zaten iki tane ona hizmet Hizmetli mi denir? Neden? Yardımcı olan iki tane İngiliz kadın vardı. Ev köy evi. Absurt dağın başında bir ev böyle. İl çok ilginç bir hayatı vardı. Ee, oradaki hizmet işte yardım eden ablalar da ona inanılmaz bir hürmet gösteriyordu böyle. Böyle değişik bir restoranla tanışmıştım. O da bunun böyle kitapçı. Neyse bu böyle. Bunu kenara koyuyorum. Ya o kadar çok anı var ki. Mesela Kolombiya'da Pablo Escobar'ın abisinin evine gitmiştim. O zaman şu ev, evi yıktılar bu arada. Ev şu anda yok. Ama e, abisi böyle Pablo Escobar'ın o zamanki işte arandığı şey işte 10 milyon dolar değer koymuşlar. Gülerek fotoğraf çektiği şeylerin e, hepsini kendi imzası ve parmak basarak Bunlardan vermişti bana. Onları da böyle tutuyorum hali. Bunlar çok değerli. İleride açık attırmaya ile satmaya düşünüyorum. <laughs> Güzel anlar. Ama ya yani Pablo Escobarın katil olmasının yanı sıra yani bunun e, değeri benim için önemli çünkü bir yandan da Pablo Escobar'a olan bakış şu. Ya Amerika'ya kafa tutmuş bir adam yani Dolayısıyla böyle o marjinal duruşu aslında ilgimi çekiyor. Yoksa adamın yaptığı suçlar yani binlerce polisi öldürmüş, halkı birbirine katmış Kolombiya. Bu adam yüzünden çok kötü anılan bir. yer. Dolayısıyla yani öyle bir savunma edasıyla değil de baş kaldırma ruhu benim hoşuma gittiği için. Diyecekler ki bir komünist. Yok abi yani <laughs> bir, bir şeyleri sorgulayan bir insanın aslında kullandığı cümleler bunlar. Bir tane defterim var. Bunlar biz evde yokuzun defterleri. Böyle her yıl ajan da çıkartıyorlar. Onların defterleri. İçine bir de küçük küçük notlarımı alıyorum. E, aklınızda olsun şeyde bakabilirsiniz. Bir de evde defter ajanda yazıp çıkar size zaten. Sonra neler var? Ya o kadar çok anı kutum içinde eşyalar var ki. buna böyle dünyaya gezerken kendiliğinden biriken bir anılardan oluşuyor. Böyle tek tek göstereyim. Mesela şu Holy Face'de giydiğim tişörtlerdi bunları. Bir tanesini hediye etmiştim. Zaten iki tane de kalmış burada. Çünkü günlerce giydiğimiz şortlar var. Bunu Bali'de otostopla gezdiğim zamanlarda böyle e, yanımda çakraları gezdirmek istemiştim. Böyle bir şey. Bu da uzanıyor. Bir yedi tane çakra var üzerinde. Başka neler var? Bir sürü şey var işte burada. Çabi ile Gülce'nin nişanlılığından kalan bir şey. Bu dedemin benim piposuydu. Dedemin vefat edikten sonra almıştım. Şu Fiji'den topladığım kumdu. Sonra bakayım bu benim Moskova'ya otostop çekerken işte koluma takmıştı gece otostop çekerken beni görsünler diye. Bir şeyden e, Tayland'da bir tane festival biliyor, biliyor musunuz? Kopangan'da bir gönüllülük yapıyordum ben bir hostelde. O zaman burada işte festivale gittim şey. Bu da İzlanda'dan kum. <laughs> bir sürü kum gelmiş. Hüsniye Hüsniye benim ilkokulda böyle bana aşıktı bu kız. Ben de başkan yardımcısıydım. Bu fotoğraf bende bu yüzden var burada. Bunun gibi bütün sınıfın fotoğrafları var bende. Başka yerlerimiz böyle herkesten vesikalık toplamıştım. Yanlışlıkla iki tane toplamışım herkesten. Bir tane gerekiyormuş. Sonra diğerlerinin hepsi bende kaldı. Böyle kutu, anladıklarımda kutumda hala geziyorlar. Şurada da bir sürü bir şey var onlara da göstereyim size. Böyle çok güzel bir resim var. Onun kimi çizisi söylemeyeceğim ama çok sevdiğim bir insan. Hemen şöyle geçiyorum bunu biliyorsunuz zaten. Bu bu arada büyük sürü anı kutular ya yani mesela şu Japonya'dan kalan bir şey. O kadar çok şey var. Bunlar da paketledim bak. Ülke ülke paketler var böyle. Başka ne var? Bunlar böyle tek tek açıp size aslında ayrıca video yapmak lazım. Çünkü bunların her birinin hikayesi var. Dostoyevski kalemi. şeyden Rusya'dan almıştım. Neler yok neler yani. O kadar çok şey var ki burada. şeylerin içi zaten full anı şey. Mesela bu daha eski. Bu mesela oho açmayacağım içini. Şunlar falan var ya bak. Oh, <laughs> benim ilk falan var burada. Of, çok fena. Bana yazılanlar var. Ta benim yazdıklarım değil. Oh. <laughs> bu da inanılmaz anılarla dolu bir şey. Şunlar lisede çektiğim filmler. Fotoğraflar falan var içinde. Ya sadece değer verdim ve yanımda eşya sahip olduğum eşya bunlar var. Yani bu bir kutu bu işte. Bir şöyle bir kutu var falan birkaç tane şey var. Şu da lanet olası gitmeyesice dediğim İstanbul'da bu maç olayı var ya stada atlama olayı Abdü'nün. O ben futbol alakam yok bu arada. Ama maalesef böyle bir şey başıma geldi kardeşimle. Bu Pepsi'nin davetlisi olarak gittiğimiz bir etkinlik. Zaten anlattım ama. Öyle Pepsi'nin davetlisi gidince kardeşimi çağırdım. O sırada da işte o olaylar olunca başımıza bunlar geldi. Ondan kalan bilet bu da. Öyle bir biletimiz vardı. Bu arada o konuda da berat ettim. Yani hiçbir şekilde bütün suçlamalarla bir şey suçlanınca zaten suç üstüne yapıştığı için berat ettiğinde bir anlamı kalmıyor ama Sonuçta bayağı bir canım sıkıldı o dönem. Neyse o da öyle bir şey işte. Hani? 2018'inde şöyle bir not defterim elime geçti. Sonra işte nasıl kazanıyorum diye video yapacağım demişim anlatmamışım. Defalarca anlattığım için anlatmadım. Sonra bir de burada işte dinleri bahsetmişim. Bir de Kazakistanlı bir var, burası ilginç. Kazakistan demek, Land of Travelers demekmiş, yani gezginlerin yeri demekmiş. Kazak demek, gezgin, macera, perest. Stan ise, toprak, ulus demekmiş. Eski Kazaklar, dünyaya dolaşan, at binen eski insanlara deniyormuş. Böyle süs yampansı içkileri varmış, Kö köpek Kazakça'da yemek deniyormuş falan, böyle not düşmüşüm. Hoşuma gitti, size de paylaşmak istedim. Şimdi anılarla ilgili kısım anlatırım zaten uzun uzun, orası böyle derya, deniz. Şimdi size şöyle bir şey yapmak istedim. Madem böyle bir video yaptım hem de böyle sizin bana muhtemelen sormak istediğiniz bir sürü soru vardır. Onları oturayım cevaplayayım. Bunun için de şöyle bir şey yapacağım şimdi Instagram'dan. Böyle bir tane story atacağım. Diyecek ki bana soru sorun YouTube'da cevaplayayım. Bu arada Instagram'da takip etmiyorsanız mutlaka oradan takip edin. Çünkü anlık paylaşım her şey oradan. YouTube videoları geriden geliyor. Çünkü bunun editi bilmem nesi var. Bazen zaman bulamıyorum. Bazen başka işler yapıyorum. Dolayısıyla YouTube videoları çok geriden takip ediyorsun. Ama yaptığım seyahatlerin hepsinde anlık olarak Instagram'da bir sürü story, reels, post paylaşıyorum. Oraya bekliyorum lütfen. Bekliyorum. Onun dışında şöyle bir şey yapacağım bundan sonraki videoların hepsinde. Açıklama kısmına mutlaka her zaman bakın. Çünkü açıklamalarda sizin işinize yarayacak çok fazla şey koymaya çalışacağım. Hem ben seyahat ederken hangi dijital araçlarımı kullanıyorum hem hangi ekipmanları kullanıyorum. Hepsini oradan görebilirsiniz. Mesela kullandığım uçak biletimin iptal olduğu, ertelendi. Bana 700 euro tazminat veren bir araç kullanıyorum mesela. Ya da gittiğim şehirlerde, ülkelerde deneyim satın alıyorum. Bu deneyimleri nereden alıyorum? Ya da gittiğim ülkelerdeki o yerleri nereden buluyorum? Ucuz uçak bileti nereden buluyorum? Ucuz oteli nereden buluyorum? Hepsini aşağı koyacağım. Siz de olası bir seyahat etme durumunuza deneyim alacaksınız bir şey yapacağız zaman bütün videolarımın altında bunlar olacak. Git benim YouTube videomun altından alırsanız onlar sizin işinize yarayacak. Çünkü hepsi indirimli ücretsiz linkler. İçinde ücretsiz denemelikleri de var, linkler de var. Ayrıca oradan bir şey yaptığınız zaman ben de küçük bir komisyon kazanıyor olacağım. Ben story'e atıyorum. Story'e attıktan sonra orada bir sürü soru gelecek. Sonra bu soruların arasından seçeriz. Videoya da öyle devam ederiz. Sorular gelince konuşuruz yine. Selamlar arkadaşlar. Burası da benim ofisim şimdi soru video olsun. Yani soru cevapları aslında burada yapalım istedim. Gelin içeri geçelim. Size ofisi göstereyim birazcık da. Aslında daha önce videosunu çekmiştim. Ofis videosunun bir tane videosu var böyle. Burası şimdi kullanımda 3 katlı bir yer böyle. 3'ü de böyle farklı alanlar için böldük. Ama burası böyle chilling alanı. Yine şurada oturalım biraz sohbet muhabbet yapalım. Ofiste de şöyle bir şey var. Arada burada böyle yattığım zamanlar öyle gece. Bu da ne biliyor musunuz? Fiji'den almıştım bunu. Fiji bayrağı. bayrakları şu ama genelde bunu da böyle simge olarak kullanıyorlar. Bütün bu desenleriyle mavi desen. Ben de alıp üstüme örtüyüm böyle bazen. Neyse hadi gelin soru cevaplara geçelim. Bir sürü güzel sorular biriktirdim. Instagram'da çok güzel sorular geldi. Hep olabildiğince cevaplamaya çalışacağım. Muhtemelen arasından cevaplamadıklarım çıkacak. Siz de aşağı mutlaka merak ettiğiniz soruları yazın. Bu videoda böyle hem soru cevap videosu olmuş olsun hem de böyle size birazcık hayatımdan bir şeyler paylaştım videolar olsun. Gelin bakalım ne sorular varmış kapıyı kapatalım ses gitmesin. İlk başta şundan bahsetmek istiyorum. Murat gönderdi. Murat benim arkadaşım yıllar önce. 2015 yılında ben böyle bütün evdeki eşyalarımı satıp onları işte paylaşıp bir kısmını bağışlayıp bir kermes gibi bir şey de yapmışım o satışı için. Onun bana postunu attı. Tam 7 yıl önce bu zamanlar aynı şeyi yapmışım. Şu anda da hayatımda resetlenme dönemi gibi bir şey yaşıyorum herhalde. Çünkü ondan sonra bir sürü şey oldu hayatımda. Dünya turuna çıkıp böyle yıllarca backpack yaptıktan sonra Türkiye'ye gelmem, burada evlere çıkmam, ofis yapmam, startup'lar, girişimler, farklı farklı yerlere dallanıp budaklanmam. Muhtemelen beni sıktı artık, yoruldum. Bir noktadan sonra dedim ki aynısını artık bir çanta, bir ben yaşamaya nasıl o dönem yapabildiysem aynısını şimdi de yapmak istiyorum. Böylelikle insanların bana bahane ettiği işte kurulu düzen varken bunu yapmak daha zor kısmını kendim deneyimledim. Hakikaten kurulu düzenim varken bunu yıkmak kolay mı? Benim açımdan kolay çünkü ben tüm girişimlerimi, para kazandığım bütün kaynaklarımı online yapmaya çalıştım. O yüzden böyle bu post da beni duygulandırdı. İnsan hakikaten bunu evrim ağacındaki bir videoda insan hücreleri yaklaşık 7 yılda bir yenileniyor komplesi. Dolayısıyla benim düşüncelerim de 7 yılda bir tekrardan yenilenmiş ve tekrar resetlenme dönemine girmiş olabilir mi? ona şöyle bir fotoğraf koydum üst tarafa. Minimal bir hayatta çünkü çok daha dingin, çok daha huzurlu, keyifli bir yaşamım olacağını düşünüyorum. Böyle bu kadar çok şeyle uğraşmaktansa daha minimal bir ben, bir çantam ve de gördüklerim, öğrendiklerim bir veri akışının oldu, bir de veri çıkışının oldu. Sade bir düzende renklendirerek gideceğim bir hayat. Gelin sorulara geçelim hızlıca. 2. Kendini daha fazla nasıl geliştirebilirsin? Klasik ama sormak istiyorum. Çok okuyan mı? Çok bilen, çok bilir, çok mu gezen bilir? Bu klasik bu soruyu sormuş işte. Ben bu cevap bu soru hep cevapmayın. Her yerden cevap veriyorum. Eğer gezerken okumuyorsanız gelişemezsiniz. O yüzden gezerken okuyan bilir diyorum ve soruyu böyle noktalıyorum. 3. Ben de senin gibi dünyayı gezerek para kazanmak istiyorum. Sence nasıl para kazanabilirim? Ben bu soruyu defalarca cevapladım. Çünkü bu kendimden yola çıkarak cevapladım bir örnekte. Çünkü benim babam zengin değil, bir fabrikada falan değil. Dolayısıyla kendim bir şeyler yapmam gerekiyordu. Yola çıkıp para kazanıp bütün istediğim doğrultuda o parayı harcayıp amaç değil araç doğrultusuna harcayıp bir hayat yaşam tarzı kurdum. Dolayısıyla bunu defalarca anlattım. İlk başta parası dünya turu videosu ile sokakta hiçbir şeyim yokken nasıl para kazanırım onu neye harcarım onu anlattım. Sonra dijital nomad olmamla beraber dijital işlerden nasıl para kazandım anlatmaya çalıştım. Yetmedi bir de şöyle bir şey yaptım ben. Dedim ki bütün insanların dünyaya gezerken para kazan işleri detaylı olarak anlatalım diye gezerkenkazan.com diye bir tane blog açtım. Aşağı bırakırım linkini oradan bakarsınız. 300'den fazla gezerken para kazanabileceğiniz işler var. Benim de amacım bütün bu işleri doğru kaynaklardan, doğru bilgilerle anlatmaya çalışmak. O bulan amacı da o olacak. Orada böyle bir sürü bilgi veriyoruz. Bakarsınız. Geçiyorum. 4. Planlı yaşamak mı? Anlık yaşamak mı? Demiş. Ben genelde şöyle benim hayat tarzımla alakalı birazcık. Uzun vadede planlarım her zaman olur. Böyle bir şeyler yapmak istiyor olurum. Çünkü aklıma deli gibi fikirler geliyor sürekli olarak. Ama genelde anı kaçırmamak için anda kalmayı tercih ederim. Bu uzun vadede planlarım olmadığını anlamına gelmiyor. Ama an önemlidir. Tek elimizdeki şey olan andır. Geçmiş geçti. Asla değiştiremezsiniz. Geleceği hiçbir zaman bilemezsiniz. Şuradan çıkıp Herkes çıkıp ben de düşüp de ölebilirim. Herkes başına bir şeyler gelebilir. Kimse bilemez. Dolayısıyla olabildiğince anın tadını çıkartıp elindeki imkanların ve varlıklarına minnet etme duygusuyla yaşamak çok daha keyifli oluyor hayatta. Her zaman başarabildiğimiz bir şey değil bu ama bu doğrultuda yaşamak daha keyifli diyeyim kısacası. Devam ediyorum. Nasıl bu kadar gezip olan hiçbir olumsuzla kafanı takmayıp mutlu olabiliyorsun demiş. Bu benim için mümkün değil. Bence kimse için mümkün değil. Herkes mutlaka kafasına bir sürü şey takıyor. Herkesin problemleri var. Benim de çok fazla inişlerim çıkışlarım oluyor. Keza bunları zaman zaman size de paylaşıyordum ama ya yani bazen de böyle kendin yaşaman gerekiyor. 21-20'li yaşlarından beri sorguladığın bir hayat tarzını yaşıyorsun, öğreniyorsun, bir şeyler deniyorsun, sonuçlarını alıyorsun. Doğru yanlışı ayırıp hatalarını görüp tekrar bir şey yapmaya çalışıyorsun. Her şey mükemmel doğru gitmiyor. Dolayısıyla mutsuzluğa düştün, çevresel şartların etkilenen çok fazla şey oluyor. E, günümüzde de bu kadar özellikle Türkiye'de gündem çok sertken, bu kadar böyle e, insanların sinir seviyesi yükselmişken çevresel şartların etkilenmek mümkün değil. Yani sen etkilenmesen yanındaki arkadaşından eve gidince ailemden etkileniyorsun, haberlerden etkileniyorsun, gittiğin işteki iş yerinden etkileniyorsun, etkilenen çok fazla yer var. Ben nasıl çözüyorum bunu kısacası? Çözemiyorum tabii ki ama hani ben neler yapmaya çalışıyorum? Şunu biliyorum ama çevremizdeki 5 insanın ortalamasıyız. Dolayısıyla çevremdeki insanlar kimler? Veri girişleri nelerden oluyor benim bana dair? işte okuduğum kitaplar neler, izlediğim filmler neler sosyal medyada takip ettiğim kanallar veriler neler toplam bütün veri girişinden bahsediyorum aslında onlar neler ve çıkışlar neler bunları doğru tarttığınız zaman çevresel şeyler aslında bir nebze de azalmış oluyor çünkü tercih ettiğiniz insanlarla tercih ettiğiniz iletişim kanallarıyla tercih ettiğiniz şeyleri görüyorsunuz bu da bir nebze de olsa rahatlatıyor akıl sağlığı olarak iyi olmazsanız ne etrafınızda insanlara faydanız olur ne size kendinize faydanız olur o yüzden önce ben demeniz gerekiyor siz iyi olacaksınız ki etrafınıza iyi olabilirsiniz ben böyle guru gibi konuşmayı sevmiyorum ama birazcık da yap gerçekten bunlar. Anlatım yolu da bu bu işin. <laughs> Dolayısıyla böyle anlatmak zorundayım. Gezi dışında en sevdiğin YouTube kanalları diye soru gelmiş. Burada Flu TV çok severim. Uzun yıllarda takip ediyorum. Birbirinden farklı içeriklerle ve özgür anlatımlarıyla çok severim. İlker Canıklı ile selamlar buradan. Onun dışında Açık Beyin Sinan Canan'ı çok seviyorum. İnanılmaz güzel bilgiler paylaşıyor. Hayranlıyım, fanıyım. Sokakta görsem sarılırım. Normalde böyle bu kadar kimsenin fanı falan olduğumu söylenemez. Kimseyle şimdi örnek alarak bir şey yapmadım. Ama ondan çok fazla şey öğreniyorum. Benim çok fazla şeyi sorgulama vesile oluyor. Dolayısıyla sorgulama demek, öğrenim gelişim demek. O da bunu olduğu için o yüzden böyle sevdiğimi dile getiriyorum. Barış Özcan benim YouTube çekmemde bana vesile olan, teşvik eden, aslında birebir değil tabii ki o yaptığı içeriklerle aa kaliteli bir şeyler de insanlar yapıp onları izlenebiliyormuşu inandıran insandır. Dolayısıyla Barış Özcan tabii ki kaçırmam videolarını. Ne oluyor ya kanalı? Ceyda ile Fırat'ı çok seviyorum çünkü onları ne yapsa izlenecek bir kanal haline geldiler artık. Çok tatlı geliyorlar bana. Böyle arada keyif almak için izledim kanallardan. Hikmet Anıl Öztekin kanalı. Gerçekten Türkiye'de böyle kaliteli içerik bulabileceğiniz sade. Hem karakteriyle bu birebir de tanıştık. Hem yazıp çizen, sürekli okuyan, kendini geliştiren, aynı zamanda çok faydalı olan. Youtube kanalında da karakteriyle birebir örtüşen çok güzel içerikler paylaşıyor. O yüzden onu da çok seviyorum. Tabi popüler bilim kanalları evrim ağacı bir numara olmak üzere. Barbar bilim aynı şekilde. Onları çok seviyorum. Şimdilik bunu kapatayım. Ama genellikle bir Youtube kanalımın keşfetine baksak bunlar çıkar. Öyle söyleyeyim. Tabi ekonomistleri, kriptocuları falan filan geçersek. Bir seyahatlerini ucuza getirmek için ne yapıyorsun? Tavsiyen var mı demiş. Aslında gerçekten çok fazla bu konuda bilgi birikti. Herhangi bir spesifik soru geldiği zaman daha net cevap verebiliyorum. Bak şu konuda şöyle yapıyorum diye ama bununla şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Bundan sonra bütün YouTube videolarımın altında kullandığım araçlar, dijital araçlardan fiziksel araçlara kadar ne varsa aşağı linkini koyacağım. Üründe ne için kullandığımı yazacağım. Oradan bakıp kendi dijital işlerimi yürütürken ne araçlar kullanıyorum. Bütün hepsini aşağı koyacağım. Oradan bakarsın. 8. Sende bir şeyler değişti. Yaptığın işle aynı duyguları alamıyorum sende. Sebebi ne sence demiş. Bu da bu arada benim yeni duyduğum bir şey değil. Bunu da ben de farkındayım. Nedeni şu aslında. Birkaç tane nedeni var. Ama ilk nedeni şu. Önceden kendi hayatımda çok fazla kesitlerle size içerik üretirdim. Paylaştığım şeyler daha çok böyle hayatımda aynı bu video gibi aslında. Hayatımdan konular insanlarla yaptığım işler pekişirdi. Şimdi sadece konuları ele aldığım için o kadar da ben insanla hisselleştiremiyor. Samimi gelmiyor. Benim hayatım bir sürü şey olup bitti. İnişler, çıkışlar, depresyonlar, işte yanlış verilen kararlar, hatalar, onların yenilenmesi. sürekli olarak bütün bunları bir günlük gibi YouTube'da toplayamıyorsunuz. Dolayısıyla bir sürü ara giriyor araya. Ara girdikten sonra sizde olan bağ kopuyor. Bir tanesi bu. İkincisi çok fazla şey oldu hayatımızda son birkaç yıldır. İnanılmaz bir gündem yaşıyoruz. Farkındasınız zaten. Buna beraber pandemi diye bir şey girdi. Yani bir seyahat kanalı olarak. Seyahat edemediğimizi düşünün yani bütün ülkelerin kapandığını düşünün ve benim gibi yıllardır seyahat eden birisinin bir yerde sabit kalmak zorunda olduğunu düşün. Bu beni içerik üreticisi olarak etkiledi. Hani başkaları yaptı sen niye yapamıyorsun dediniz. Onları tebrik etmek lazım. Ben yapamadım. Yani o benim karakterimde olan bir şeydi. Dolayısıyla böyle çok fazla şey etkiledi aslında. Sonra diğer bir nedeni ise anı kaçırmak istemiyordum. Yani video çekerken andan ödün vermek zorundasınız. Ben bunu şöyle dengelemiştim. Ben bir şey yaşayacağım. Yaşarken onu kaydetmeye çalışacağım. Ama bazen o kaydetmeye çalıştığınız şey size anı yaşamanızı engel olabiliyor. Tam olarak engel olmasa da anı kaydetme çok güzel bir hissiyat. Sonrasında iyi ki video dediğiniz çok an oluyor ama doğal olarak mesela Latin Amerika'da 6 ay bulundum. Siz sadece Brezilya videolarını gördünüz. Diğerlerini de göreceksiniz yavaş yavaş zamanla ama e, dolayısıyla bu benim birazcık tercihim oldu. Anı daha çok yaşadığım süreç yaşamak istedim. Yani bu dönem dönem değişecek. Çünkü bundan önce de çok fazla anı paylaştığım yaşa ve kaydettiğim anlar vardı. Sonra çekmediğim çok zamanlar oldu. Yine çektiğim çok zamanlar oldu. Yani YouTube kanalı benim hayatımın bir kesitini gösteriyor aslında. Bilmiyorum şu anda 29 yaşındayım. Belki 30'umdan sonra çok farklı bir yolculuğum başlayacak. Başka şeyler yapacağım. E, tek amacım hani bunu yaparken istediğim şeyi yapabilecek bir zemini oturtturmak istiyorum hayatım yaptığım şeyleri. Youtube kanalımı hayatımın merkezine koymak istemedim. Yani benim Youtube olmasa bugün shutdown kapansa böyle neler yapabileceğimi dair çok fazla cevabım var. Çünkü hayatımın merkezinde YouTube yok benim. Ee, İnsanlarla ilişkilerim sadece YouTube üzerinden değil. Tanıştığım insanlar sadece YouTube'la alakalı değil. Dolayısıyla birazcık böyle YouTube'u merkezinden çıkartıp neler yapabiliyorum onu da göreyim istedim. Biraz da o yüzden o samimiyet koptu. ya yani bir yıl boyunca hiçbir şey paylaşmam zaman var benim. Ya da 3-4 ay boyunca sadece bir tane video yapmışım. Bu eleştiri bu arada hep şuradan geldi. Sen çok para kazandın artık dolayısıyla samimiyetin azaldı. Yani çok para kazandığın bir şey olsa insan neden YouTube'da içerik üretmeyi bırakır? Daha çok video yüklemesi lazım değil mi? Daha mantıken. Hani. Dolayısıyla parayla çok alakası yok bu işin. Ben o konuya çok en fikir olmuyorum. Ee, genellikle böyle özetlemek gerekirse. Vlog için Fransa'ya gelirsen takipçilerinle beraber video çeker misin demiş. Ee, çekmem. Çünkü bunun çok açık bir nedeni var. Ben hiçbir zaman vlog önceliğiyle bir yere seyahat etmedim. Bu benim YouTube kanalımın başındaki en birincil felsefem. Ben bir şey yaşayacağım, bir deneyim yaşayacağım ve bunu kaydedeceğim. Benim maceram, benim anım ve YouTube'daki içeriğim bu olacak. Kaydettiğim şey olacak. Dolayısıyla Fransa'ya vlog için gitmem, Fransa'ya gidersem vlog çekerim. Vlog çekerken de sizle tanışabilirim tabii ki. Seve seve çok güzel vakit geçireceğimizi düşünüyorum. Bu kadar enerji ve ser nereden geliyor demiş. Çalışıyorum. Hepsi yaptığım online işler bu arada. Bütün gelir kaynağım online gelirlerimden geliyor. Youtube bunlardan bir tanesi. Farklı farklı online işler yapıyorum. Gezerken kazandım. Bunları anlatıyoruz zaten. Özen çalışıyorum diye cevap veriyorum buna. Youtube'un olmadığını düşün. Ne iş yapardın? Yine online işler yapardım. Bir sürü online yapılacak iş var. Girişim yapmayı çok seviyorum. Özellikle tekil yani one person girişimleri çok hoşuma gidiyor. Çünkü çok hızlı hareket edebiliyorum. Benim çok hızlı çalışıyor. Dolayısıyla kendim yapabildiğim, tek başıma yapabildiğim işlere çok daha keyif alıyorum. Kiple yapabildiğim bir sürü iş de var ama onları daha çok delege etme konusunda başarı olduğum zaman güzel işler çıkıyor. Başarı olamasam delegasyon konusunda genelde yapamıyorum. Yani online işler yaparak bir yaşamak aslında dijital nomot olmak bir yaşam tarzı birazcık bu taraftayım diyeyim. 3 yılda bir şarkı için yazıyorum ama cevap yok umarım bu defa alabilirim demiş. Bütün YouTube'da kullandığım müziklerin hepsi Epidemic Sound'dan aşağı linkini koydum. Oraya tıklayarak siz de bütün müziklere ulaşabilirsiniz. Para insanı değiştiriyor mu? Dolaylı yoldan evet diyorum ben bu cevaba. Çünkü para kazanmak amaç değil bir araç olduğu zaman o araçla neler yaptığına bağlı olarak diyelim ki araçla deneyim satın alıyorsunuz. O deneyimler sizi geliştiriyor. için içinde değişiyorsunuz. Doğal yoldan evet para insana değiştiriyor diyebilir. İnsan neyle yaşar? Sevgi. Sence yaşamak için Oslo mu, Orlando mu seçmeliyim? Orlando muyu mu seçmeliyim demiş. Bence ben böyle bir şey cevap veremem. Bu senin tercihin olmalı ama şunu yapmanı tavsiye ederim. Bence ikisinde de git bir süre yaşa. 15 gün, bir hafta ya da ne bileyim bir ay. Sonra içine hangisi çok siniyorsa, etraftaki şartlar hangisine çok daha uyum sağlayabilmişsen yaşam tarzı olarak onu seçmen daha kolay olacaktır. Böylelikle birisinin söylediği cevaba göre yaşamını kurmak zorunda kalmazsın. Uçağın bir nedenden dolayı iptal oldu. Sonraki bilet için ekstra para istediler. Yola çıkamadım. Sen de böyle durumlar yaşadığında nasıl? Aslında ilk başta bahsetmiştim ben. Airhelp diye bir yerden bir yıl boyunca bütün uçak biletlerimi sigortalıyorum. Bu çok güzel bir yöntem. Çünkü iptal olursa atıyorum 14 gün kala iptal oldu dediler. 13 gün var. Yani bir gün kala iptal oldu dediler. 700 euroya kadar tazminat alabiliyorsun. Şu zamanlarda da tazminat veriyor. Diyelim ki 3 saat uçağınız ertelendi. 3 saatten fazla ertelendi. Yine tazminat alıyorsunuz. Ya da bir sebepten dolayı sizle alakalı olmayan bir nedenle dolayı sizi uçağa almadılar. Yine tazminat alabiliyorsunuz. O yüzden Air Help'i aşağı koyuyorum linkini bakın derim mutlaka. Yıllar önce yol kenarında yaptığım balon şovu mu? Şimdiki hayat mı seni mutlu ediyor demiş. Güzel soru demek ki ta balon sokakta balon şovu yaptığım zamanlar vardı para kazanmak için. Demek ki onu izleyen birisi bunu soruyor. E tabii ki bu hayat. Çünkü ben böyle bir hayat kurma inşasında ve bu kadar çalıştım, çabaladım, emek harcadım. Bu hayatı ben inşa etmeye çalıştım. Ne kadar yönlendirebildim, ne kadar yapabildim bilmiyorum ama bu benim istediğim bir şeydi. Dolayısıyla bu hayat daha çok mutlu ediyor beni. Çünkü o zaman yapmak istediğim şeyleri yapamayacak bir durumdaydım. yapmaya çalışan bir emre var. Şimdi yapabilen bir emre var. Dolayısıyla bu hayata tercih ediyorum. Hangi pasaport var sende demiş. Din ülkeleri vizeleri nasıl alıyorsun? Bununla ilgili de çok fazla soru geliyor. Aslında ben bununla ilgili bir tane video da çekmiştim. Amerika ve Avrupa çok belli. Yani bunu zaten araştırıp bulabilirsiniz. Bir sürü burada prosesi sokuyorlar sizi. Ama onun dışında dünyada yüzlerce ülke var. Ve bunun için online vize alabileceğiniz çok güzel bir tane size şey tavsiye edeceğim. Ay vize diye bir uygulama. Aşağı yine linkini koyacağım. Bunun sayesinde böyle bir ülkeye giderken hangi evraklara ihtiyacınız var? Hangi belgeye ihtiyacınız var? Türkiye için ne gerekiyor? Ve online olarak oradan size başvuruyorsunuz. Onlar size 24 destek verebilir bir sistem yapmışlar burada. Tavsiye ederim. Sizin peki sponsor değil burada anlattığım bir bilgi bu arada. Kendi kullandığım şeyler. Aşağı linklerini koyacağım. Video çok uzasın istemiyorum. Daha çok evi anlattım, yaşamımı anlattım. Biraz da size bile sohbet ettiğimiz videosun istedim. Sorularınız varsa aşağı yazın. Böyle üşenmeden de aşağıdaki yorumlara cevap vermeye çalışacağım. Bundan sonra aslında çok ilginç bir videonun sonuna kadar kim izledi bilmiyorum da öpüyorum izleyenleri. Genelde videonun sonuna doğru %50'si çıkmış oluyor videodan. Ama kalan %50'sini şunu söyleyeyim. E, bu evden sonra bir ev, yeni bir eve çıkmayacağım ya. Dolayısıyla bir yerde yaşıyor olmam lazım. Nasıl bir yerde yaşayacağım? O çok güzel bir hikaye olacak benim için. Çünkü artık çok daha minimal bir hayatta yaşıyor olacağım. Ve küçücük bir evim olacak ve hareket edecek. Tahmin edeceğiniz gibi bu bir karavan olacak. Buna sonraki videolar karavana dair gelecektir diye düşünüyorum. Yola çıkma hazırlığım neredeyse tamam. Bütün eşyaları satmak için plan yaptım. Çoğunu bağışlıyorum bu arada. Aynı şekilde karavana koyacağım eşyaları belirledim. Annemlere vereceğim eşyaları belirledim. Yanıma alacağım kişisel eşyalarımı belirledim. Çok az eşya alıyorum. Karavanda da bir sürü ekipman olacak. Onlar da zaten hazırlık videosuyla konuşuruz diye tahmin ediyorum. Şimdilik bu kadar öpüyorum sizi. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.